Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte yine bir gelişmeyle karşınızdayız. Kadroya geçen 696 sayılı işçiler yine mağdur. Evet arkadaşlar. 696 sayılı KHK ile kamuda istihdam edilen yüz binlerce işçi bu kez de toplu sözleşmede iş kolu mağdur olma yolunda. Detaylara verelim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız taşeron 4D işçilerle alakalı tüm gelişmeleri kaçırmazsınız arkadaşlar. 2 Nisan 2018 yılında kamuda kadroya verilen işçilerin mağduriyetlerine bir yenisi daha eklendi. Taşeron olarak çalışırken 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya alınan işçiler toplu sözleşme iş kolu engeline takılmak üzere. Son günlerde Türk İş, Hak İş gibi sendikaların yüksek sesle dile getirdiği İş kolu değişikliğinin ve istisnai durumun gelecek açısından çalışma düzenini bozacağı açıklamalar henüz kamuoyunda yer bulmadı. 696 KHK ile kadroya alınan işçiler 10 yılın üzerinde kamuda görev yaparken geçtiğimiz aylarda klinik destek personeli vasfı ile İşkur vasıtasıyla direkt 4D kadrosuna alınan işçilerin toplu sözleşmeye dahil olması kafaları iyice karıştırdı. Kamuda 10-15 yıl hizmet etmiş, özellikle sağlık sektöründe yıpranmış, emek harcamış sırf 696 sayılı KYK ile kadro alındıkları için toplu sözleşmeye 1 Kasım itibariyle dahil edilecekler. Çalışanlar 1 Kasım için olumsuz yaklaşım sergilemiyor. Bekleriz açıklamalarında bulunuyorlar. Fakat kendilerinden sonra işe giren, şurada 3-5 aydır bizlerle aynı kadroya gelen işçiler hangi akla direkt toplu sözleşmeye dahil oluyor? Maaş olarak en az 1.000 TL aramızda fark olacak. Bunun neresi adalet? Neden biz yıllardır kamuda görev yaptığımız halde toplu sözleşmeye dahil edilmedik? Yüksek Hakem Kurulu'nun elle tutulmaz haklarına tabi kılındık. O ki 1 Kasım'da TİS süreci başlıyor. Neden iş kolu değişikliği sebebiyle yine mağdur ediliyoruz? Sendika başkanlarının açıkladığı istisnai durum nedeniyle neden mağdur oluyoruz? Yıllarca asgari ücretle çalışıp kadroya geçince de asgari ücrete tabi olan işçiler hayli tedirgin. Kadroya geçiş sürecinde geriye dönük alacaklarından da feragat eden işçiler yaşadıkları mağduriyetlerin hangisine yaranacaklarını şaşırdılar. Kadroya geçince de yine asgari ücretle muhatap olmaları ise çalışanlar için tam bir acıklı hikaye gibi. Ayrıca pandemi sürecinde hastanelerde çalışıp da döner sermaye veya ek ödeme gibi diğer sağlık çalışanlarına verilen haklardan mahrum edilmeleri de vicdanları hayli yaraladı. Şimdi toplu sözleşmeye kenetlenen yüz binlerce taşeron çalışan bu sürecin sağlıklı, adaletli ve eşit ve adaletli bir şekilde yürütülmesini gerek Çalışma Bakanlığı'nın gerekse sendikaların masada ellerini vicdanlarını koyarak hareket etmelerini bekliyor. 15 yıldır asgari ücretle çalışıp da kadroya geçince asgari ücrete muhatap olan 4D işçiler artık ekonomik doğrboğazdan, bunalımdan, kabuslardan kurtulmak istiyorlar. Bu yazımızda işçilerden gelen mesajları derleyerek onların sesi olmaya çalıştık. Buradan YouTube kanalımızda ve Memurlar Haber kanalımızda yetkililere sesleniyoruz. Artık 4D işçiler asgari ücretle çalışmak istemiyor. Biraz maaş artışı istiyor. Evet, sesinizi duyurabildiysek ne mutlu bize arkadaşlar. Taşeronla alakalı gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza alttan hemen abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.